gezegen biliminde gördüğümüz en şaşırtıcı şeylerden biri. Videoda, merkezlerindeki siyah bir diskin etrafında, kısmi eş merkezli daireler halinde hareket eden 4 ışık noktası gösterilmektedir. Aslında baktığınız şey bir gezegen sistemidir. 4 nokta öte gezegenlerdir ve siyah disk yıldızlarını gizler, Dünya'dan 133.3 ışık yılı uzaklıktadır. Kısmi daireler, 12 yıllık gözlemlerden derlenen bir hızlandırılmış yörünge hareketleridir. Yıldız HR8799, DUR ve 2008'de öte gezegenleri gökbilimcilerin doğrudan gördüğü ilk sistemi oluşturdu. O zamandan beri, Northwestern Üniversitesi'nden gökbilimci Jason Wang onu hevesle izliyor. Bu gözlemleri hızlandırılmış bir şekilde derledi, herhangi bir bilimsel nedenden dolayı değil, sadece süper harika olduğu için. Wang, yörüngedeki gezegenleri görmek genellikle zordur diyor. Örneğin, Jüpiter veya Mars'ın Güneşimizin etrafında döndüğü açık değil, çünkü aynı sistemde yaşıyoruz ve yukarıdan aşağıya bir görüşümüz yok. Astronomik olaylar ya bir filmde yakalanamayacak kadar hızlı, ya da çok yavaş gerçekleşir. Ancak bu video, gezegenlerin insan zaman ölçeğinde hareket ettiğini gösteriyor. Umarım insanların harika bir şeyin tadını çıkarmasını sağlar. Doğrulanmış öte gezegenlerin şu anki sayısı, yani güneş dışı gezegenler veya güneş sistemi dışındaki gezegenler, 5200'ün üzerindedir, ancak bunların çoğunu hiç görmedik. Gökbilimciler öncelikle öte gezegenin ev sahibi yıldız üzerindeki etkisini inceleyerek, dolaylı yöntemlerle öte gezegenleri bulurlar. Yıldızın ışığındaki düzenli, sönük düşüşler, bizimle yıldız arasında dönen bir öte gezegeni gösterir. Yıldızın ışığının dalga boyundaki sönük değişiklikler, öte gezegen ve yıldız arasındaki yerçekimsel etkileşimi gösterir. Bunun nedeni, bir öte gezegeni doğrudan görmenin aslında son derece zor olmasıdır. Ev sahibi yıldızlarına kıyasla çok küçük ve çok sönükler. Yaydıkları veya yansıttıkları herhangi bir ışık genellikle yıldızın yanan ışığında yutulur. Ancak arada sırada şanslıyız. Öte gezegenler yeterince büyüktür ve yıldızlarından yeterince ayrılmıştır ve sistem, yıldızın ışığı bloke edilirse veya gizlenirse, onları küçük ışık lekeleri olarak görebileceğimiz şekilde yönlendirilmiştir. Daha da nadir olanı, karmaşık gezegensel pavanlarını gerçekleştirdiklerini görmektir, çünkü ilgili yörüngelerin zaman ölçekleri, bilim adamlarının ilk öte gezegeni doğrudan tespit etmelerinden bu yana geçen süreden çok daha uzundur. Ancak Wang ve ekibi şimdi kısmi yörüngeleri gösteren bir hızlandırılmış çekim için HR8799'un yeterli gözlemsel verisine sahipler ve derlediği şey bu. Wang, yörüngedeki sistemleri hızlandırılmış bir videoda izlemekten bilimsel olarak kazanılacak hiçbir şey yok, ancak başkalarının çalıştığımız şeyi takdir etmelerine yardımcı oluyor diyor. Bilimin nüanslarını kelimelerle açıklamak zor olabilir. Ancak bilimi eylemde göstermek, başkalarının önemini anlamasına yardımcı olur. Gözlemler kek gözlemevi kullanılarak toplandı ve Wang, dünya atmosferinin çarpıtma etkisini düzeltmek için uyarlanabilir optikler uyguladı. Hızlandırılmış çekim aynı zamanda veriler arasındaki zamansal sıçramaları düzeltmek için de işlendi ve 4 öte gezegenin düzgün yörünge hareketini gösterdi. 12 yıllık gözlem sadece 4,5 saniyeye çıkarıldı. İşte baktığınız şey. Merkezdeki siyah daire, 30 milyon yıllık genç yıldızdır, kütlesinin yaklaşık 1,5 katı ve Güneş'in parlaklığının 4,9 katıdır. En içteki öte gezegen HR8799E'dir ve 7,4 Jüpiter'den oluşan bir kütle, 16 yıllık bir yörünge periyodu boyunca, Dünya ile Güneş veya astronomik birimler arasındaki ayrımın 25,45 katı mesafede yörüngede dönmektedir. Bilim adamları, fırtına gibi harap olmuş bir bebek gaz devi olduğunu belirlemek için, bu öte gezegenden gelen ışığı analiz edebildiler. Dışa doğru hareket eden HR8799D, 9,1 Jüpiter kütlesine sahiptir ve 26 yıllık bir yörünge periyodu boyunca 67,100 astronomik birimde yörüngede döner. HR8799C, 7 yıllık bir yörünge periyodu boyunca 8,41 astronomik birim mesafede, yörüngede dönen 4,190 Jüpiter'dir. Atmosferinde su var, bilim adamları buldular. Son olarak, HR8799B, 5,7 astronomik birimlik bir ayrım ve 71 yıllık bir yörünge periyodu ile 6,460 Jüpiter'de saat hızına sahiptir. Ancak HR8799 sistemi ile işimizi bitirmekten çok uzaktayız. Wang'a göre, hızlandırılmış işlemin kendisi bilimsel olarak açıklayıcı olmasa da, kek veri toplama kesinlikle öyle. Geçen yıl Aralık ayında yayınlanan bir makale, yıldıza kardeşlerinden daha küçük ve daha yakın olan 5. bir öte gezegenin olası varlığını buldu.
Adayın Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 4 ila 7 katı olduğu tahmin ediliyor. 4 ila 5 astronomik birim arasında bir mesafede yörüngede dönüyor ve bu da doğrudan tespit etmeyi zorlaştırıyor. Wang ve meslektaşları, sistemden gelen ışığı analiz etmek için çok çalışıyorlar. Sadece yıldızın değil, etrafındaki dünyaların bileşimi hakkında ayrıntılı bilgi edinebileceklerini umuyorlar. Wang, astrofizikte, çoğu zaman veri analizi yapıyoruz veya hipotezleri test ediyoruz diyor. Ama bu bilimin eğlenceli kısmı. Huşu uyandırıyor.